Tanzimat Fermanı. Osmanlı'da 1839 tarihli ferman. Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hattı Şerifi Padişah yazısı ya da Gülhane Hattı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye hayırlı düzenlemeler olarak da anılır. Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini anlamıştır. Fransız ihtilali ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni fikirler oluşmaya başlamıştır. Özellikle meşruti yönetim yanlısı aydınların baskıları, yapılan ıslahatların kalıcı olması fikri ve Fransız ihtilali ile ülkeye giren milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkilerinden kurtulmak amacıyla 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'nın okuduğu Gülhane Hattı Hümayunu ile başladığı kabul edilen Tanzimat hareketi, görünen yüzüyle devlet işlerinde bozulan düzeni yeni baştan tesis etme amacındaydı. Ancak askeri, mülki ve hukuki alanda hayata geçirilen reformlar bir siyasi düzen değişikliğinden öteye geçmiş, Türk siyasi düşünce sisteminde de köklü bir değişmeye zemin hazırlamıştır. Fermanda yer alan genel konular. Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Yargılamada açıklık olacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek. Hukuk devleti özelliğini yansıtır. Vergide adalet olacak. Erkeklerin 10 yıl askerlik yapması zorunlu olacak. Rüşvet ortadan kaldırılacak. Herkesin mal ve mülke sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi, özel mülkiyet güvence altına alınacak. Müsadere kaldırıldı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar çağdaşlaşma ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur. Tanzimat fermanının okunmasından birinci meşrutiyetin ilanına kadar geçen dönem Osmanlı tarihinde Tanzimat dönemi 3 Kasım 1839 22 Kasım 1876 olarak anılır. İlanın nedenleri. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Avrupa'nın desteğini almak. Avrupa'nın
Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını önlemeye çalışmak. Fransız ihtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak. Gayrimüslimleri devlete bağlamak. Fransız ihtilalinin etkisiyle meşruti yönetim isteyen aydınların baskılarını azaltmak. Tanzimat döneminde yetişen aydınlarda görülen bir diğer kayda değer düşünce değişikliği, Türkistan Türklerini de içine alan Türk milliyetçiliği fikrinin ortaya çıkmasıyla kendini göstermiştir. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Çağatay Edebiyatı, Ali Şirnevai'nin eserleri başta olmak üzere bazı Osmanlı şair ve yazarlarca takip edilmiştir. Ancak Tanzimat'tan önceki devirlerde Türk denilince akla umumiyetle Osmanlı ülkesinde yaşayan insanlar gelmiştir. Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak bilinen Gülhane Hattı Şerifi'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözlük anlamı düzenlemeler, reformlar demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı reformu, İngilizce Ottoman reform deyimi kullanılmaktadır. Tanzimat dönemi 1876 II. Abdülhamid Han'ın tahta çıkması ve meşrutiyetin ilanıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı reformunun 1922'de Osmanlı Devleti'nin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir. Tanzimat bazı Müslüman gruplar tarafından olumsuz tepki gördü. Frenkleşme hareketi olarak nitelendirildi. Tanzimatçıların hedeflediği merkeziyetçi yapı ise başı bozuk bölgelerin valilerini rahatsız etti. Halep, Bosna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kimi aileler çocuklarının mecburi askerlik uygulamasıyla askere alınmasına karşı çıktı. Tanzimat'ın Müslüman gayrimüslim eşitliği ile birlikte Hristiyan mezhepler arasında da eşitlik getirmesi, diğer mezheplere göre daha güçlü ve ayrıcalıklı olan Ortodoks tebaayı rahatsız etti. Dış dünyada ise Birleşik Krallık ve Fransa Tanzimat'ı olumlu karşılarken, Rusya bunun Osmanlı üzerindeki batılı etkiyi artıracağını düşünüp fermanı olumsuz karşıladı. Avusturya'da da iktidardaki mutlakiyet yanlısı Prens Metternich fermanı olumsuz karşılarken, Kavalalı Mehmet Ali Paşa fermanın amacını sezdi ve bunu kendisine karşı yapılan bir şah hamlesi olarak nitelendirdi. Abdülaziz döneminde güçlenen yeni Osmanlılar ise Tanzimat'ın bazı uygulamalarına karşı çıktılar ve birçoğu sürgüne gönderildi ve yurt dışına kaçtı. Tanzimat fermanının sonuçları. Batılılaşma hareketleri hızlanmıştır. Osmanlıcılık fikrinin doğmasına zemin hazırlanmış ve Osmanlı vatandaşlığı esası benimsenmiştir. Kavalalı isyanı ve Boğazlar sorununda Avrupa'nın desteği alınmıştır.
Tanzimat Fermanı padişahın isteğiyle hazırlanmış ve halka benimsetilmeye çalışılmasına rağmen azınlık isyanlarının sona ermesini sağlayamadığı için sorunlara kesin çözüm getirememiştir.